Köpek ölümün eşiğindeyken bir motosikletli tarafından bulunduğu çöp kutusunda başlayan o dostluk hiç bitmedi. İkili bir daha asla ayrılmadı. Hatta birlikte Türkiye turu bile yaptılar. Onları yolda görenlerin hayretten ağzı açık kalıyor. Boğul gibisiniz şu an. Doğa da yakın. Hiç olmasa bizden kontrol istemiyor, telefon istemiyor. Sadece simit yesek simit yiyor. Sevimli köpeği adeta ailesi gibi sahiplendi. Hiç yanından ayırmadı. Onunla birlikte yolların tozunu attırdı. O kadar sıra dışı bir ikili oldular ki her gören şaşkınlığı atmasının ardından telefonla sarılıyor. Hakkı Tuncer, tornacı, kafeyi 4 yıl önce kafenin yanında bir çöplükte buldu. Bu yüzden ismini de kafe koydu. Ama kendisine hayat arkadaşı olacağını o bile tahmin etmiyordu. Dostundan o günden bu yana bir an olsun ayrılmadı. Dört seneden beri oğlum gibi bununla beraber Karadeniz'i gezdik. Bir tek gezmediğimiz il İstanbul kaldı. Trabzon'a bayıldı. Samsun'u da çok seviyor. Kafe sadece yol arkadaşlığı değil, aynı zamanda yardımcı pilotluk da yapıyor. Eğer sahibi hız limitini aşarsa uyarıyor. Ben Surat'ta gittim ve patilerini daha çok tırnaklarını çıkarıp şimdiye kadar bunun sayesinde bir sefer lazer cezası yemedim. Canımı sıkıldığı zaman benimle beraber üzülüyor, benimle beraber atlayıp duruyor. Kafe her ne kadar motor sürücüsü olmasa da profesyonel bir yolcu. Sıkışık trafikte yanında koşuyor, kimi zaman arkada, kimi zamansa çantada gidiyor. Bazen çantanın içine koyuyorum bunu, oradan çıkıp yine arkaya geçiyor.